Zonguldak Kozlu Belediyesi ve kente elektrik dağıtan enerji şirketi arasında elektrik savaşı yaşanıyor. Belediye 2 aydır biriken 3 milyon liralık borcu ödeyemeyince ilçeye su basan pompaların elektriği kesildi. Ve Kozlu'nun %70'i susuz kaldı. İşin içinde kasıt olduğunu iddia eden belediye başkanı Ali Bektaş karşı atağa geçti. Aylık borç için elektrik kesilmez yani. Çünkü insanların sağlığı önemli. Belediyenin elektriği 2 aydır ödenmeyen fatura nedeniyle kesildi. İçme suyu pompaları çalışmayınca ilçenin %70'i susuz kaldı. 2 aylık ödeme olmayınca elektriği kestiler. Belediye de karşı atağa geçti ve elektriğini kesen firmanın önünü kazdı. Zonguldak'ın 42 bin nüfuslu Kozlu ilçesinde elektrik krizi yaşanıyor. Belediye ilçeye su basan pompaların yaklaşık 3 milyon lirayı bulan elektrik faturalarını ödeyemedi. 2 aylık süreçte borç ödenmeyince firma belediyeye önce ihtar çekti. Ardından da ilçenin şebeke hattına su sağlayan pompaların elektriğini keserek sayaçları mühürledi. Kınanacak bir olay arkadaşlar. Bu su başka şeye benzemez ya. Her şey para değildir. Mutlaka biz borcumuzu mutlaka ödemek zorundayız da. Her şey de para değildir yani. Kesintinin ardından susuz kalan ilçenin bir kısmına jeneratörler yardımıyla su verildi. Jeneratörümüzle beraber Kozlu'nun belli kısımlarına suyu verme çabasındayız. Kozlu'nun %70'i su alamayacak. Hastane bölgemize su veremeyeceğiz. Belediye Başkanı Ali Bektaş elektriği kesen firmaya tepki gösterdi. Özleyeceğiz inşallah. Bizde sorun uzun sürmez yani. Ama unutacak da değiliz bunları. Biz borcumuzla ilgili sıkıntımız yok. Bir sürü borçlandık, hepsini ödedik. Sonuçta kamu kuruluşu burası. Dalga mı geçiyoruz? Çocuk muyuz biz? İlçenin belediye başkanı kesintinin kasıtlı olduğunu iddia etti. 3 milyonluk borç yani Kozlu Belediyesi için öyle büyük bir borç değil. Bugüne kadar 40-50 milyonluk fatura kesildi. Hepsini ödeyen belediye birisinin kasıtlı yaptığına inanıyorum ben. %100 kasıtlı yaptılar. Yoksa elektrikleri kesecek. Bunu başka belediyeleri yapmazlar yani. Elektrik savaşı sürerken belediye de boş durmadı. Enerji firmasının önüne giden iş makineleri kapının önünde kazı çalışması başlattı. Bir metre derinliğinde, 4 metre genişliğindeki kazı nedeniyle binanın kapısı bile açılamadı. Çalışanlar içeri girip çıkamadı. İş makineleriyle kazılan çukur bir süre sonra kapatıldı. Şimdi tabii yarın öbür gün bir daha açılmayacağının garantisi yok. Yani tam bize özgü haberler ama tabii olan Kozlu'daki vatandaşı oluyor. Ne yapın edin? Bu problemi bir an önce çözün, oradaki insanlar mağdur olmasın.